vesaire gibi. Ya da başka bir sistemle entegre edemezsiniz. Bu standartla böyle düşünün. Keskin kuralları olan şeyler. O standart uygulanmak zorundadır. Bir tarayıcı sadece HTML, CSS, JavaScript'i parse eder. Başka bir şeyle uğraşmaz. Siz arka tarafta ister kendi geliştirdiğiniz bir programlama diliyle, bakın compiler'ını kendiniz geliştirin. ABC programlama dili değil, fark etmiyor. Onlar bile olsa fark etmiyor. Çıktı olarak HTML üretecek. Yani sizin standartlarınız HTTP standartları, HTTP 1.1 ya da HTTP 2.0 fark etmiyor. Bu bahsettiğim şeyler o standartları ortaya atan konsorsiyumlardır. Ve o standartlarda tarayıcılar tarafından desteklenir. Zaman içerisinde hepsini desteklemek zorundadırlar. Yoksa güncel kalmazlar, kullanılmazlar vesaire. Bu kadar keskin. Database tarafında da mesela SQL bir standarttır. SQL standartlarına belli bir yüzde, o da çok yüksek bir yüzde, o yüzde desteği sağlamazsa hiçbir veri tabanı, yönetim sistemi, yani SQL Server, PostgreSQL, Oracle vesaire lisanslı olarak satılmaz, satılamaz. O SQL standartlarını uygulamak zorundadır. Mesela sizin kullandığınız select, insert, update, delete ya da create, alter, drop vesaire bunlar gibi birçok onlarca standart var. Bunları default olarak desteklemek zorundadır. Sadece detaylarda desteklemek zorunda olmadığı seçenekler vardır. Tamam, onları kullanmazlar ya da değiştirir. Onu farklı bir teknikle kullanır ama gene kullanır vesaire. O yüzden standartlar keskin kurallardır diyoruz. Backend tarafında ister Java yap, ister C Sharp, ister Flash ile düzelteyim, Python ile ya da Flask ile fark etmiyor. Go ile yaz. Backend neyle yazıyorsanız yazabilirsiniz. Frontend'i de bağımsız olarak yaparsınız ama aradaki keskin kurallar vardır. Mesela veri alışverişinde kullanacağın standartlar gibi. Yani JSON formatı, XML formatı ya da gRPC ya da farklı farklı böyle formatlar vardır. Gibi. Bu aradaki standartları kullanarak siz istediğiniz teknoloji kullanabilirsiniz. Orada bağımsızsınız. Şimdi bir uygulama başlatacağım. Bunun için de MySQL'i açtım. MySQL Workbench bunun geliştirme hilesi. Siz de kendi bilgisayarınızda MySQL'i kurarsınız. Bunu da şuradan göstereyim. Bakın mysql.com. PostgreSQL ve MySQL ağırlıklı gideceğiz Python uygulamalarında. MySQL bunlardan bir tanesi. Dünyada en çok kullanılan, web hosting firmaları tarafından desteklenen vesaire bir yazılım. Open source'tu bu yıllar önce. Sonra Oracle, dünyanın en büyük veri tabanı yöneticisi, veri tabanı yönetim yazılımı geliştiren firmalarından biridir. En güçlü veri tabanlarından bir tanesi Oracle'dır mesela. Ama daha çok kurumsalda tavsiye edilir. Ederim diyebilirim. Vesaire. Onun tarafından satın alındı MySQL. Ondan önce open source olarak devam ediyordu zaten. Sonradan satın alındı vesaire. Şimdi lisanslı versiyonu da var. Community versiyonu da var. Community Server zaten burada. Bakın dedik buradan. Community Server. Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet. Yazmayı seçtim. Biz üniversitede PHP My Admin'i yüklettiler de bize XAMPP olarak. Onu kullanabiliriz değil mi? İkisi de aynı şey oluyor herhalde. Hayır. PHP MyAdmin bir web yönetim yazılımıdır aslında. Arka tarafta standart olarak yani default olarak MySQL üzerinde çalışan bir web yönetim yazılımıdır. Onu kullanmayın. Hiç kullanmayın. Onun yerine her IDE'nin %90 oranında özellikle büyüklerden bahsediyorum. Mesela MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server. Bunların genellikle kendi IDE'leri vardır. Mesela MySQL Workbench, MySQL'in kendi geliştirdiği bir IDE. Yönetim yazılımı. Bunu kullanın. SQL Server'da SQL Server Management Studio var. SSMS. Onu kullanmanız gerekiyor. Oracle'da Oracle SQL Developer var. Berbat bir yazılım ama o onun
default IDE'si. Oracle'ın IDE'si iyi olmadığı için aslında yıllardır Oracle tarafında farklı IDE'ler geliştirilir. Third party geliştirici yazılım firmaları tarafından. TOAD mesela onlardan biridir. TOAD. Onlar kullanılabilir profesyonel dünyada. Ama geliştirme tarafında Oracle SQL Developer sizin için yeterlidir mesela. Oracle'cılar için söylüyorum. Ha, biz ilgilenmeyeceğiz Oracle'la. Oracle'da çok büyük dedim diye Oracle'a mail etmenize gerek yok. Gerek yok çünkü. O kurumsal tarafta bankalar vesaire, bazı devlet kuruluşları falan onlar tarafından kullanılıyor onlarca yıldır. Bunun da tonla sebebi var. Şu an ilgi uyanmışsa da gerek yok diyeyim özet olarak. Ve MySQL kurarsınız, PostgreSQL kurarsınız. Bu da onun IDE'si diyeyim. Nasıl kurarsınız? Bakın şurada kullanacağınız işletim sistemini seçiyorsunuz. Default olarak Windows diyelim. Ya da Ubuntu Linux, Debian Linux, SUSE Linux, Red Hat, Enterprise vesaire, Fedora ya da Macintosh kullananlar macOS versiyonunu kullanabilir. Biz Windows'tan seçip şurada 86 ya da 64 mimariye göre uygun bir zip dosyası versiyonu var. Bunu kullanabilirsiniz. Bunun biraz daha böyle daha fazla ıvır zıvır olan içerisinde şu var ama bu yeterli rahatlıkla. Diğerleri sadece debug binaries ve test suite dahil. Bunları kullanmazsınız bile. Şunu indirirsiniz. Kafi. Ondan sonra kurulum işlemleri, bunu internetten tonla makale vesaire var. Rahatlıkla bulabilirsiniz. Oradan inceleyin derim. Default password soracak size. Root kullanıcısı için. Oraya da unutmayacağınız bir şifre verin. Sonradan başınız ağrır. Uğraşırsınız vesaire. Yoksa tekrar kaldır ya da ayarlarıyla işte tekrar onu root şifresini değiştirmek için uğraş vesaire gerek yok. O yüzden mesela benim lokalimde SQL Server, PostgreSQL, Oracle, MySQL birçok var. MongoDB falan. Hepsinin default şifresi aynı. Sonuçta production ortamı değil burası. Development ortamı. Şifreyi unutmamak için genelde standart şifre koyuyorum. Hepsinde aynı. Siz de böyle yapabilirsiniz. Bunu kurdunuz. İçerisinde size bakın All MySQL Products diyor zaten. İçerisinde birçok araçla birlikte geliyor. Bu Workbench de onlardan bir tanesi. Bunun da şöyle baştan göstereyim ben. Şunu kopyalayayım. Yani bakın şurada Shell'i var. Bu CMD üzerinden kullanılan. Komut satırı üzerinden kullanabilirsiniz. Hemen hemen bütün gelişmiş veri tabanı yönetim sistemlerini komut satırından kullanabilirsiniz. Ben severim bunu. Oracle tarafında da kullandım. PostgreSQL'de de hatta SQL Server'da bile bunları kullanıyorum. Ama Workbench GUI olarak, Graphical User Interface olarak geliştirilmiş bir masaüstü yazılımıdır. Mesela Oracle'da ve PostgreSQL'de bu desktop application değil. Az önce sizin bahsettiğiniz gibi bir web uygulaması gibi aslında. Local host'tan çalışan, tarayıcı üzerinden çalışan bir web uygulaması olarak geliştirilir. Ve siz onu başlattığınızda tarayıcı üzerinden kullanırsınız. Bir web sitesi gibi kullanırsınız. Bu IDE'nin yaptığı işlemleri. Bu da bir alternatiftir. Yıllar önce Oracle'ın mesela masaüstü uygulaması vardı. Aynı Workbench gibi. Sonradan onlar da web uygulaması tarafına geçti. PostgreSQL de mesela web uygulaması üzerinden yönetiliyor. Localhost'ta localhost nasıl siz geliştiriyorsanız mesela o da arka tarafta kendi yazdığı yazılımı bir localhost üzerinden, tarayıcı üzerinden çalıştırıyor. Aslında tek fark bu. Gene yaptığı şey veri tabanını yönetmek. Buradan Workbench'i açayım. Şurada benim kurulum sırasında ayarladığım bir connection var. Tamam, şuradan yeni konfigürasyon yapılabilir. Connection name'i, veri tabanına bağlantı adı. Benim burada default olarak bıraktım. Local instance MySQL 80. Yani burada farklı bir isim verebilirsiniz. Host name'i şu local host demek zaten. 127.0.0.1. Mesela MySQL'in default portu 33.06'dır.
default portu bu. Default username'i root'tur. Mesela SQL Server'da SA'dır. Oracle'da, PostgreSQL'de böyle biraz değişebilir ama genel olarak standarttır diyebilirim. Bunlar tam yetkili kullanıcıdır. Yani geliştirme ortamında kullanılır ama production, yani yazılımı yayına verirken bunlar kullanılmaz. Çünkü bütün yetkileri vardır. Güvenlik riskidir bunlar. Geliştirme ortamında sorun yok. İstediğiniz gibi kullanın. Geçiyorum bunu. Test vesaire. Ben zaten yaptım. Çift tıkla. Şifre iste. Ben kaydetmiyorum bilinçli olarak. Unutmayayım diye. Save dersen bunu. Şu şifreyi kaydeder. Tekrar sormaz sana. Bakın burada servis kısmında MySQL at localhost 2.3.3.30.06 diyor. Bu connection string yöntemidir aslında. Bağlantı katarı oluşturma yöntemidir MySQL'de. Şu şekilde bir link gibi, aynı e-mail adresi gibi dikkat ederseniz. Şu server'a, bu IP de olabilir. Şu server'a bu servis adı diyelim. Bu da port. Bunun üzerinden bağlan deniyor. Kullanıcı adı bu. Default. Çünkü şurada root üzerinden ayarlanmış. Bağlan. Burası. Geliyorum. Nereye geliyorum? Şunu kapatayım. Şemas, şemalar kısmından. Tamam. Şurada sizde bunlar olmayacak tabii ki. Bunlar benim kullandığım database'ler bunlar. Mesela employee data'yı az önce oluşturdum. Başka ne var? Bunu da bir örnek olarak oluşturmuşum. Employee data diye bir şey oluşturmuşum mesela. Tamam, şuradan sağ tıklayıp create schema diyerek bunu oluşturabilirsiniz. Bir şema oluşturabilirsiniz. Bunları daha sonra farklı zamanlarda yaparız. Django tarafında falan da bol uygulama yapacağız. Oralarda da bunları kullanacağız. PostgreSQL'i kullanacağız. Aynı ders içinde MySQL'i de kullanacağız falan. O yüzden bunlara gerek yok şimdi. Bol bol yapacağız zaten. Bakın bunun içerisinde tablolar vardır. Az önce employee tablosunu oluşturdum. Column dediğimiz sütunlar. Bir veriyi kaydederken name mesela. Bu çalışanın adını ve yaşını kaydetmek için iki tane sütun oluşturuldu. Bunlar burada. View'ler, store prosedürler, function'lar bunlar başka. Yakında database eğitimi başlayacak. Orada detaylı konuşuruz bunları. Şimdilik gerek yok. Ve Sadık şöyle bakayım. Şurada query alanı var. Bu sorgu oluşturmak için kullanılır. Şuradan database ile alakalı mesela yeni bir database'e bağlanmak için farklı bir kullanıcı adıyla bunları yapabilirsiniz. Server'la alakalı bilgiler burada. Araç gereçler, configuration ya da utilities dediğimiz ek yardımcı araçlar. Ya da mesela shell dediği şey komut satırıdır. MySQL yetenekleri için komut satırını başlat mesela. Bunu yapabilirsiniz. Scripting shell bir SQL dosyası olarak mesela bir dosya oluşturup onun içerisinde script SQL'leri yazıp onu script olarak çalıştırabilirsiniz, yönetebilirsiniz gibi şeyler var. No special data, geç. Şuradan kısa oradan hemen bir tane script oluşturdum. Bakın bir tane script alanım var. Şuradan da bakın şunu kapatayım. Control SQL create a new SQL tab for executing queries. Bir SQL query ekranı açmamızı sağlıyor. SQL query ekranı teknik olarak şöyle bir şey yapar aslında. Siz buradaki IDE'yi kullanarak veri tabanı motoruna, veri tabanı motoruyla buradaki IDE farklı şeylerdir. Bu yönetimsel işlemleri
kolaylaştıran bir yazılımdan ibarettir aslında. Burası veri tabanının kendisi değildir. Veri tabanın motoru, ilgili database neyse, onun bütün kurallarını barındıran, bütün süreçlerini yöneten, her şeyi yapan odur. Database engine'dir. Ona doğrudan, yani görsel olarak göremezsiniz onu. O bir yazılım olarak altyapıda çalışır. Ona ister komut satır üzerinden ulaşın, isterseniz web uygulaması üzerinden ulaşın, sizin geliştirdiğiniz yazılım üzerinden ulaşın, fark etmiyor. Ya da böyle bir IDE'den. Siz burada herhangi bir işlem yaptığınızda ne yaparsanız yapın, bakın şu menülerde gördüğünüz şeyler var ya, ne yaparsanız yapın, bu IDE'ler kendisi arka tarafta SQL sorgusu üretir. Siz bir şeyi seçince ve tabii database engine ile alakalı bir şeyse gider veri tabanı motoruna bunu iletir. Yetkiniz dahilinde. Kendisi, yani bu tür IDE'ler bir SQL sorgusu üreten arayüzler gibidir. İşinizi kolaylaştırmak için. Yoksa çok daha fazla SQL bilmeniz gerekecektir. Çok da fazla zamanınız alacaktır. Vesaire. Mesela şuradaki bilgiler, connection details, bakın server bilgisi, MySQL community server, version vesaire. Bunların hepsi aslında, bu tür bilgilerin hepsi database engine'den isteniyor. Bu IDE tarafından. Ve SQL sorgusu yazılarak isteniyor. Çünkü veri tabanı motoru SQL'den anlar. Başka bir şeyden anlamaz. Şimdi buraya geldim. Şu sorguyu çalıştırmıştım. Basit anlamda bir veri tabanı oluşturma sorgusu şu. Create database employee DB. Böyle bu sorguyu çalıştırıp şuradan, Şimşek'ten, execute the selected portion of the script or everything falan filan. Bunu çalıştırdığımda şuradaki employee data oluştu. Sonrasında da use employee data dedim. Bunun anlamı da şu database'i kullanarak şu işlemi yap. Create table, bir tablo oluştur. Employee adında. İçerisinde de name, varkar, 25 karakter sınırlı bir isim alanı, virgül, yaş alanı, bu da integer olacak. Yani bildiğiniz yaş bilgisi integer olarak girilecek bir tablo oluştur. Neyi kullanarak? Use employee data. Bunu her yerde görmezsiniz. Bu tür yazılımlar içerisinde özellikle kullanılması gereken scriptlerden birisidir. SQL script komutlarından bir tanesidir diyebilirim. Yazılımsal olarak da kullanabilirsiniz. Python'ın arka tarafında vesaire, ama gerek yoktur. Neden gerek vardır burada? Siz şu SQL file'ı oluşturduğunuzda bir connection oluşturulur aslında. Database tarafındaki bu Python ya da diğer programlama dilleri fark etmiyor. Siz yazılımsal olarak bir işlem yapmak istediğinizde database'e gitmek için bir connection oluşmak zorundadır. Bağlantı. Yani burası sıradan bir metin alanı değildir aslında. Çoğusu öyle bilir. Yani tecrübeli yazılımcılar bile bilmeyebilir. Burası aslında özel bir text editördür. Burada sizin bu arayüze giriş yaparken kullandığınız kullanıcı adı şifreye göre yetkilendirilmiş bir connection'ınız vardır. Biz root ile girdik. Burada tam yetkili bir sorgu alanımız var. Ben burada ne yazarsam database'e gidip çalıştırılacak demektir. Yetki sınırım yok çünkü. Ama sınırlandırılmış bir yetkili kullanıcıyla bağlanmış olsaydım, bunu açmış olsaydım, neyle sınırlandırıldıysa o kadar işlem yapabilirdim şurada. SQL yazardım ama çalıştırdım da çalışmazdı mesela. Database engine bunu engellerdi mesela. Vesaire, detaylara girmeyeyim. Bunlar detaylı konu. Ama şunu çalıştırdım. Şöyle bir alan oluştu. Select roles. Hızlıca çektim bunu. Bakın. Gitti. Database'in adını, şemanın adını yazdı. Employee data. Nokta employee. Bu tabloyu şu şemadan getir. Ne? Select yıldız from. Yıldız bu tablodaki bütün sütunları getir demek. Name, age vesaire. İçinde hiç veri yok. Ama şu yapı geldiyse ve hata vermediyse, ki zaten şu employee'yi oluşturmamış olsaydım, şu şema olsa bile hata verirdi. Çünkü bunu bulamazdım. Burası böyle. Basit anlamda yapıyı kurduk. Peki ben asıl uygulamama geçeceğim.
buraları geçiyorum. Sen de bir bakayım. Şimdi şunları kuracağım. Bakın, Flask ile MySQL işlemi yapmak için Flask MySQL DB. Bunu kurmam gerekiyor ekstra olarak lokalime. Sonra da bir YAML işlemi yapacağım. YAML'ı hatırlıyorsunuz, konfigürasyon işlemleriydi. Umarım hatırlıyorsunuz onu. Orada da ne demiştik? YAML'la işlem yapmak için onun bir Python package'i var. PyYAML. Bunu kullanacağız. Önce ben bir şu komutu çalıştırayım. Install diyelim. İndirsin. Burası hazır. Bunu da indiriyorum. O da gelsin. O arada soru var mı? Yazı. Hocam, community workbench versiyonu indiriyoruz. MySQL'i indirip kurduğunda community de içerisinde gelir. MySQL community kuracaksınız. Onun içerisinde workbench zaten size soracak kurarken. Bunu da kurayım diye. Evet, temel işlemlerim, temel kurulumlarım hazır. Database'imi de kurdum. Burada bakın. Basit bir şekilde. Şunu daha SQL dilinde göstermek için şöyle diyebiliriz. Şöyle bir sorgu. Asın burası. Sıradaki neyimiz var? Ben bir template alanı açıyorum. Templates klasörü. Şurada şimdilik gitsin. İşimiz bitti onunla. Bir tane app dosyası açıyorum. Bunun içerisinde çok kod yazacağız. Ve sorusu olan sesli sorusunu arkadaşlar. Ben ekrana bakıyorum. Burada hemen kodumu yazıyorum. Base HTML oluşturuyorum. Tabii ki body'yi de oluşturmam lazım. Değil mi? Burada daha önce demiştik. Şöyle bir şey yapıyorum. Body. Ne demek oluyordu bu? Ben bunu kalıtım alacağım diğer taraflardan. Sonra isterseniz şunu, burası küçükmüş ama bu arada siz yazmayın, yetişemezsiniz. Bu uygulamada yetişemezsiniz. Hızlı yapacağım. Yoksa günler sürer bu. Ve index HTML. Bir de employees HTML. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Gel bakayım sen şöyle. Sen git, sen kal. Bu da olabilir. Ben şimdi index işleminin içerisinde şunu yapacağım. Öncelikle extend edeceğim. Neyi? Base işlemi. Extend. Base'i al. Sonra bir boşalt. Block. Body. Bu ilk web uygulamanız oluyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. And block. Tamam, genel yapıyı kurdum. Extend. Hocam, arkadaşlar. Evet. Hocam, DB'den veri çekip ekranı mı açacağız? Geri kaydı falan yapacağız. Ne oldu?
Yani DB ile veri alışverişi yapacağız değil mi? Öyle anladım da. Hani kaçırmamak için sordum. Doğru. Text. Veri girişi için kullanıyorduk bunu. Değil mi? Şuraya 3 tane daha alan açıyorum. Aslında name ile h'i kullanacağım. Şu password biraz bekleyecek. Ama veri girişi olarak kalsın burası. Bunların tipi sadece password değişik olacak. HTML tarafında. Bunun adını da password yapayım. Tamam, böyle kalsın. Sağ tarafta şimdi yok. Şöyle yapayım. Burada da name bu. Şu da h adı. Frontendçiler bilir. Frontend'e katılmayanlara geçmiş olsun. Daha sonra daha da pişman olacaklar. En azından temelleri bilmedikleri için. İleri seviye kısımlar değil ama bu Bootstrap, HTML kısımları katıldıysanız buraları anlarsınız. Yoksa sıkıntı olacak. Yoksa hani frontend'e de uzmanlaşmak gibi bir şey söz konusu değil. Çok basit. Zaten HTML, CSS'den yapacağız bütün çalışmaları. Onu bilenler rahatlıkla anlayacaktır. Input type submit ve H1 tagını çakalım şuraya. Burada bu kalsın böyle. Bir tane BR atayım. Ve burası şimdilik kalsın. Şurada bir şey yapmayayım. Boş kalsın. Sonra sorucuma hemen employees yapacağım. Employees kısmına geliyorum. Hemen şuradaki yapıyı araklıyorum. Seni de aldım. Birkaçı. Gel bakayım buraya. Burada bir table yapacağım. Frontendçiler diyecek ki hayır hocam, dilli tasarım yapmanız lazım falan ama kimin umurunda? Standartları işimize yarayacak şekilde kullanıyoruz. Burada şöyle bir şey yapayım. Yani veri olarak kalsın şeyler. Employee sayfasını tasarlıyorum. X, Y, Z. A, B, C, X, Y, Z. Tamam. Border 1. Burayı sonra otomatikleştireceğim. Ama şimdilik gerek yok. Sabit veri olarak kalsın. Yapacağımız çok iş var. Sonra bakayım. Employees hazır. Diğer tarafı da yaptık sayılır. Sonra hatırlayın, konfigürasyon işlemleri yapmıştık. Değil mi? Konfigürasyonda çok işiniz olacak demiştim. Bazıları inanamamış olabilir. Hemen bir tane yapalım. MySQL adında. Tabii buraları artık bildiğinizi varsaydığım için ya da varsaymak istediğim için şöyle yazıyorum. En sevdiğim kısım bu. Temelleri anlattıktan sonra uygulama yapmak. Root. MySQL gizli şifrem. Top secret olan şifrem. Bu benim default şifrem. MySQL DB. Burada oluşturacağım veri tabanının adı. Bunu oluşturdum zaten. Neydi? Employee data. Data olsun. MySQL DB. Şu isimler yanlış olmasın. Host user password DB. Geç. Bunu okuyacağım daha sonra. Tamam. Şimdi kodumuza geçelim. Kodumuz neydi? Sen git. Sen de git. Application kısmı. İşte en sevdiğim zaman. Burada öncelikle ne yapmam lazım? Benim genel yapıyı hani bir göstermek için size şunları yapabilirim. Mesela basit anlamda şunu anlayın. Bir tane indeksim olacak. Test ile geçiyorum. Dev employees olacak. Bunu da test ile geç. Yani buradan URL'i vereceğim ben. İndeksi istek yapıldığında buraya gelecek. Employee'lerin, çalışanların listesi istendiğinde buraya gelecek.
Basit anlamda böyle. Sonra detaylandıracağız. Ve from flask import yap. Neyi import yap? Flask'ı al. Kullanacağım şeyleri biliyorum zaten. Render template. Sen de şöyle render template'i kullanırım. Request yapacağım tabii ki buradan. Request'i kullanırım. Sonra bir iki bir şey daha ekleyebilirim. Kalsın şimdi. Flask düzeltiyorum. From. Az önce eklediğim MySQL işlemleri yapmak için eklediğim Flask MySQL DB. MySQL DB. Onun içerisinden bu package'ın adıydı. Bunun içerisinden import neyi? MySQL'i. Al. Bu neyi dostum? Açtık. Bravo. Flask MySQL. Az önce ekledim ben mesela. Eklemedim mi? Efendim. Neyse, o çalışır. Üzmez. İstersek Flask'a özel, yani Bootstrap var ya, frontend tarafında kullandığımız, onun Flask ile entegresi için özel olarak böyle birleştirilerek geliştirilmiş bir Flask package'i var. Flask Bootstrap. Hatırlayın, Flask ile ilgili bunu söylemiştim. Dedim ki mesela Django aslında full battery şeklinde, battery include şeklinde gelir. Bunun anlamı içerisinde kullanacağın her şey dahil olarak gelir. O yüzden büyük bir şeydir. Çok fazla şeyle gelir size. Ama Flask aslında entegrasyonlarla genişletilir. Flask kendisi makro framework'tür zaten, küçük bir şeydir. Ama onun çok fazla open source entegre şeyi vardır. Mesela Bootstrap ile MySQL'de bunlardan bir ikisi. MySQL'e özel tasarlanmış bir Flask modülü bu. MySQL işlemleri için. Ya da Bootstrap'te işinizi kolaylaştıran bir Flask Bootstrap package'i gibi. Import bunun içerisinden Bootstrap. Tabii bunu yapmak için de bunu kurman lazım. Değil mi? Gel buraya. Şunu şuraya yaz. Git install. Canım kod yazmak istedim. O yüzden şöyle pip install, sen de gel. Hadi bakayım. O gelsin. Gele dursun. Bu da tamam. Sen de git. Başka neyim var? Şu MySQL'i de ekledim zaten. Bununla birlikte geliyor. Tamam. Import YAML, OS var, Operating System. Bunlar şeyle gelen, Python Standard Library ile birlikte gelen şey, mesela OS. Bunu kullanmıştık. Diyelim. Şimdi ne yapacağım ben burada? Bakın şu alttakileri geçiyorum. Onlarla sonra işimiz olacak. Diyorum ki ben önce bir nesnem oluşturayım. Ne nesnem? Flask. Ne yapacağım ben burada? Flask diyorum. Underscore name. Nesne örneğimi oluşturuyorum. Sonra diyorum ki hadi bunu da sonra yapayım. Tamam, şurası kalsın. Burası kalsın. Şurada Bootstrap işlemi. Bootstrap. Sonra bakın globalde DB nesnemi tanımlıyorum. YAML. YAML dosyasından okuyacağım ya. Şuradaki dosyadan. Load içerisinden load ile diyorum ki şuradan benim db.yaml dosyam var. Bunu okuyacaksın. Ben bunu direkt app ile şu PE dosyasıyla DB YAML'ı aynı hizada tuttuğum için dosya olarak şurada ekstra bir klasör yolu falan vermeme gerek yok yani şöyle falan. O yüzden yapmıyorum bunu. Doğrudan dosyanın adını yazdım. Sonra app.config yukarıda oluşturduğum app. Tamam, oradan
Ne vardı içinde? Giriyorum. Sen git, sen kal. Sen dur. Bunun içerisinden okuyacağım. Mesela tutayım ben bunu önce. İsmini vereyim. MySQL host. Nereden alacaksın? Yani alacağın veri nedir? Yukarıdaki tanımladığım şey neydi? DB. O nereden alıyordu? YAML'la. YAML diye bir şeyle okuyordu. YAML dosyaydı. Dosyanın adı neydi? db.yaml. O neredeydi? Burada. MySQL host diyorum. Bunun adını ne vermem lazım? Şu. Bunun içerisinden diyorum ki db'den şu yaml'ı al, buna atar. Sonra gel buraya. Diğerleri de yapılsın. Büyük harfe yazıyorum. Şu sol taraftakiler benim application, yani Flask'ın nesne örneğinin içindeki config'e atadığım şey. Nesne örneği oluşturulduktan sonra database ile ilgili ayarları dosyadan okuyup onları Flask'ın config'ine atıyorum burada. Sonra password db password'ü de arakla. Ekstra bir ayar var. Bunu da yapayım. Ne olduğunu araştırırsınız. SQL Cursor Class. Bunun da adı Cursor olacak. Bu kadar. MySQL nesnesi tanımlıyorum burada. MySQL adında. Yukarıda şu eklediğim MySQL'i kullanarak ona parametre olarak app'yi, yani şu Flask'ın nesne örneğini veriyorum. İşte MySQL'i doğrudan da kullanabilirsiniz. Bakın, MySQL'in Python modülünü kullanabilirsiniz mesela. Sorun yok. Ama dikkat edin, biz Flask MySQL DB'yi kullandık. Çünkü bu Flask için özel entegre edilmiş bir modüllü dedik. Onu kullanmamın avantajı şu, bakın. Ben MySQL, yani bunun içerisinden import ettiğim MySQL klasına doğrudan Flask'ın şu app var ya, bunun içerisine atadığım konfigleri aktarmak için sadece nesne örneğini vermem yeterli oluyor. Kendisi onun içerisine alıyor, MySQL nesne örneğini şuradaki klasa atıyor. Tamam, oradan da nesne örneği olarak MySQL nesnesinin şu isimli bir nesne örneğini alıyorum. Evet, şimdi o zaman gelelim şu meselelere. Ben yukarıda application oluşturduğuma göre yapacağım şey şu. Bir property kullanımı yapacağım. App üzerinden diyorum ki root, routing işlemi. Birisi ana sayfaya geldiğinde, ki o budur. Bu şekilde isimlendirilir. Hatırlayın daha önceden. Ve metot geliş yöntemlerini de ben filtreleyebiliyorum. Yani bana mesela sadece şu request dediğim buraya, düzelteyim, bu action'a sadece post isteğe gelebilir. Ya da sadece delete gelebilir. Sadece get gelebilir. Bunları söyleyebilirim. Ben diyorum ki buraya geliş metotları ne olacak? Köşeli parantez içerisinde get post. Bunların ikisi gelebilir sadece. Mesela put isteği gelemez diyebilirim ben buna. Bu sizin belirleyeceğiniz bir şey. Böyle bir kesin kural yok. Yani sadece get de post gelir diye. Sadece get de gelebilir. Sadece delete de gelebilir ama indekse olmaz yani. İndekste sadece delete olmaz. Çünkü indeks çağrıldığında geriye bir response dönmek için tasarlanmış bir şeydir. Ana sayfa gibi düşünün. Orada get olmak zorundadır o yüzden. If diyorum, kafanızı karıştırmasın. If buraya gelen istek, o da nereden? Benim şurada yazdığım request. Request nokta method. IntelliSense çalışmıyor bu arada, gıcık oldu ama. Yeni makine olduğu için onu ayarlarım daha sonra. Eğer
bana gelen istek request'in içindeki metot neydi? Get, post, put vesaire. Bu post ise bakayım. Bir try except oluştur. Exception as x. Şuraya da paste geç. Gel buraya. Accept. Ne yapalım? Formdan gelen veriyi, formun neresi? Şurası. Bakın form nesnesi post yöntemiyle çalışıyor. İçinde temelde şu an kullanacağım iki tane veri var. Name ile age. Bunların isimleri, bakın name kısmı name, name kısmı age. Ben bunlardan şu form post edildiğinde, sunucuya gönderildiğinde bunlardan veriyi şu isimlerle alırım. Alabilirim. Tamam. Veri gönderme tarafında da unutacaksınız ama ara ara söyleyeyim. Sunucuya iki şekilde veri gönderilir. Birincisi form ile post yaparak, form ile HTML form ile post yaparak ya da URL üzerinden, bildiğiniz link üzerinden, yani query string parametreleriyle gönderilebilir. Biz burada şu an form ile veri gönderme yöntemini kullanıyoruz. Gel buraya. Form diyorum. Form resmini bir alayım. Nereden alırım ben bunu? Evet ya. Kod yazdıkça rahatladım bak. Değişken tanımlattırıyordunuz bana. Geldim buraya. Form nesnesi üzerinden name'i aldım. Form nesnesi request, yani şu, bunun üzerinden form adıyla geliyor bana. Ben bunu aldım. Şuraya bir atadım. Her seferinde şunu çağırmamak için. Normalde asıl veriyi getiren bu. Aldım buraya atadım. Diyorum ki şimdi bunun içerisinde dictionary tipinde, yani veri olarak diyeyim, liste gibi, şuradaki client tarafından gönderilen veriler bende var. Onlar da şu isimlerle geliyor bana. Bir liste düşünün. Formun içerisindeki her şey size bir liste gibi geliyor. Gönderiliyor. Siz onun içerisinden şu isim kısmıyla, name kısmıyla alıyorsunuz bunları. Aslında olay bu. Burası client side, yani front end tarafı. Form post etmek için vardır. Submit ile, submit butonu ile post yapar. Form. Bunu gönderdik. Sunucu tarafındayım ya. Ben backend geliştireceğim. Burayı da frontendçi arkadaşlar yazmış. Tamam. Demiş ki kullanıcı şuradan form gönderecek. Form içerisinden veri gönderecek. Ne yapacak? Örneğin kullanıcı girişi ya da register formu. Yani mesela register formu dediğin form içerisinde olur. Ya da login. Kullanıcı adı, şifre. Bu form içerisinde olmak zorundadır. Çünkü sunucuya gidecek. Sıradan input alanları form içerisinde tasarlanır. Özet söyleyeyim. Veri giriş alanları form içindedir. Ve buton olarak da HTML'deki submit kullanılır. Aksi halde bu form post edilmez. Bir frontend bilgisi, geçiyorum. Geldim buraya. Form, aldım bunu. Age bilgisi. Şunu da. Sonra burada bir database sistemi yapacağım. Normalde bu profesyonel bir yöntem değildir. Ama profesyonel yöntemde çok katmanlı bir mimari tasarlamam lazım. O da kafanızı çok karıştırır. Başlangıç için böylesi daha doğru. MySQL. Ne MySQL? Şu. Bakın. Bu da zaten şu nesnenin örneği. Bu da app'yi kendisine bir constructor'ına parametre olarak almış. App ne yapıyor? O bir Flask'ın nesne örneği zaten. App'nin içerisinde database bilgileri var. Port bilgisi, host, yani server'ın local host mu, IP mi vesaire, o bilgisi, host, yayını nereden yapıyor? Kullanıcı adı, database'deki şifre vesaire. Bunların hepsi burada var. Haliyle ben burada MySQL dediğimde bu nesne örneği üzerinden bunların hepsini zaten almış oluyorum. Geldim. Nokta connection. Artık bir bağlantı açabilirim. Connection cursor. Cursor nedir? Cursor'ın ne olduğunu database kısmında araştırmanız lazım işte. O yüzden database bilgisi yoksa business app yoktur.
web uygulaması %90 yoktur. Cursor database terimidir aslında teknik olarak. Bağlantı da öyledir. Bununla ilgili de benim kitapta cursor'ları anlatıyorum. O biraz farklı bir kavram. Cursor başlığı altında anlatıyorum. İleri seviye bir konu ama yani basit anlamda ne olduğunu anlayabilirsiniz belki. Imlec satır satır bir veriyi okuyabilmek için bir cursor açarsınız bağlantı üzerinden. İşlemler bu cursor üzerinden gerçekleşir aslında. O cursor da bu bağlantıyı kullanır. Basit anlamda böyle. Şu cur dediğim cursor'ın kısaltılması bu arada. Execute diyorum. Burada bir sorgu yazıyorum. Insert into employees. Employee miydi? Is miydi? Ye. Herkes yaşıyor değil mi? Hayattasınız. Şurada anlatacağım şu bunun ne olduğunu. Koymayalım. Database'nin karşılığı yok. Commit ne yapıyor burada arkadaşlar? Söylemek isteyen var mı? Ben bunu şurada ne yaptım? Hemen yorum alayım. Yaşadığınız hocam, yanlış bilmiyorsam hata aldığını mı göstermeye çalışıyor? Yani hayır. Hocam, veri tabanındaki employee tablosuna gelen isim ve yaş değerini ekliyorsunuz insert into ile. Anladım ama cursor ne yaptı? Commit ne yaptı? Niye böyle bir şey yaptım ki? Commit ne mesela? Niye böyle bir şey yaptım ben? Insert ekliyorsa gitsin eklesin. O transaction işlemi için bir commit yapmıyor mu hocam? Geri rollback yapabilmesi için. İsimle birlikte söylerseniz kendi adınızı söyleyeyim. Melih hocam. Tamam. Söylediğin şey doğru. Evet. Insert your ve commit your transaction işlemi için. Teknik olarak bu database konusu. Database'de yapılan hiçbir işlem transactional olmadan olmaz. Her işlem transactional'dır. Siz SQL üzerinde, SQL Server olur, Oracle, PostgreSQL fark etmiyor. Siz sıradan bir insert sorgusu bile yazsanız şöyle. Çalıştırdığınızda direkt çalışır. Ama arka tarafta o işlem için bir transaction oluşturur. Veri tabanı motoru. Transaction nedir? Kaynak kitabım. Kitabımın transaction bölümü. Bu işlemler database tarafında transactionladır. Uygulama tarafında ise bilinçli olarak belirtilmesi gerekir. Çünkü şurada cursor'ı açtığınızda tamam, ben bağlantı üzerinden bir işlem gerçekleştireceğim diyorsunuz. Sonra execute diyerek şu sorgu çalıştır. Bu da insert, update, delete işlemlerinde execute kullanılır. Tamam. Mesela select'te farklı alternatifler de vardır. Ama execute dediğin çalıştırmak. Insert, update, delete, create, alter, drop gibi sorgular çalıştırılır. Git iş yap demek aslında bu. Şuralarda S ile koyduğum şeyler placeholder, yer tutucular. Bunlara parametre ile veri aktarıyorum. Sorgunun kendisi şurası. Parametre kısmı da burası. Name, age ile name'ler, name buraya, age buraya gelecek şekilde yapıyı kurdum. Tamam. Bunlar nereden geliyordu? Form'dan geliyor. Tamam. Bunu SQL sorgusu diyebilir miyiz hocam bu sorguya? Şurası SQL sorgusu zaten. Bu veri tabanına gidecek. Şu verilerle birlikte birleştirilip veri tabanında çalışacak. Python anlamaz bunun ne olduğunu. O yüzden string içerisinde yazıyoruz. Python için bir önemi yok bunun ne olduğunu. Ya da Flask anlamaz bunun ne olduğunu. Execute bunu çalıştıracak. Fakat lakin bu connection içerisindeki transaction ne olursa olsun ne yaparsanız yapın. Select'ten bahsetmiyorum. Bakın select veri çekmedir.
Sen sorguyu istersin, gönderirsin sunucuya. O sana sonucunu verir. Alır o veriyi, yazarsın. Tamam. Ama insert update delete gibi şeyler ya database'deki nesne yapısını, yani tablo vesaire gibi şeyler nesnedir. Nesne yapısını değiştirecek şeylerdir ya da veriyi değiştirecek şeylerdir. Create alter drop nesne yapısını değiştirir. Insert update delete veri yapısını değiştirir. O yüzden bu tür işlemler transaction'la gerçekleşir. Ve transaction için de begin ve commit gibi tabirler vardır. Begin dediğimiz şey transaction'ı başlatmadan önce begin transaction diyerek onu önce transaction'ı başlatırsın. Transaction iş parçacıdır. Ben bu transaction içerisinde bir işlem yapıyorum demektir. Transaction ile ilgili benim YouTube'da da videom var. Videolarım var. Bir akademi çekimi. Onları izleyin. Bunların hepsini burada anlatmam mümkün değil. İmkansız bir şey. Database konusunda detaylı konuşuruz onları. Önceden öğrenmek isteyenler de o kitapları bir zahmet artık incelesin arkadaşlar. Ve o transaction'ı commit etmezseniz bu işlem database'e yansımaz. Database'de bu işlem yapıldıktan sonra dirty data denir buna. Kirli veri olarak tutulur. Transaction'ı tamamlanmamış verilerdir. Bu advanced bir konu. Transaction'ı tamamlanmamış işlemler de geri alınırlar. Rollback yapılır. Tamam. Buraları geçiyorum. Commit dediğim şey işte ben şu işlemi yaptım demek. Bunu database'e işle demek. Özet. İşle. Commit. Commit yapmazsan gerçekleşmez. Şuralar kalsın şimdilik. Basit tutalım. Hocam ben bir şey sormak istiyorum size. Önce isim? Büşra hocam. Tamam. Hocam neden bu komutları yazarken try except kullandınız? Yani hata alırsak hata almayı önlemek için mi? Yoksa başka bir sebebi mi var? Ben orayı anlamadım. Cevap vermek isteyenler. Hata aldığımızda istersek uygulamayı kırabiliriz. İstersek uygulamayı devam ettirebiliriz. O bizim hata yönetimimize bağlı olur. Şimdi birlikte söyler misiniz arkadaşlar? Melih hocam. Tamam. Bunu daha önce konuştuk. O yüzden bana net olarak bir tanım söyleyeyim. Daha önce çok detaylı anlattım hata yönetimi kısmında. Hocam ben hata hani anlamamak için bu komutu kullanıyoruz biliyorum ama hani şimdi database de bunu testte kullandık. O yüzden hani kafama takıldı. Özet hatırlatma yapayım. Kontrolümüz dışında olan bütün işlemlerde hata yönetimi gerçekleştirilir. Database de kontrolümüzün dışında olan bir şeydir. Çünkü biz yazılımı geliştiririz. Database'in kendisi ya da onu yöneten değiliz. Ya da dosya işlemlerini örnek vermiştik uzun uzun. O videoları tekrar izleyin arkadaşlar. Orada ben ileri dönük anlatımlar yaptım. Bilinçli anlatımlar onlar. Size her söylediğim şeyin mesela ayar dosyaları vesaire detaylı işledik. Bunların hepsi ileri dönük. Attığım taşlar. Boşuna anlatmadım. Örnekleri tekrar inceleyin. Dosya işlemlerinde mesela dosya işlemleri streaming işlemidir ve işletim sistemi tarafından yönetilirdi. O yetkiler, ıvır zıvır her şey işletim sistemi tarafından yönetilirdi. O yüzden dosya işlemlerinde de bunu yapmanız gerekir. Çünkü o kaynağı siz yönetmiyorsunuz. İşletim sistemi yönetiyor. Burada da veri tabanı işlemini siz connection üzerinden sadece istek yapma yetkiniz vardır. O işlemi siz yapmıyorsunuz. Bu işlemi veri tabanı sunucusu yapıyor. Ve birçok sebeple, binlerce sebeple hata olma ihtimali var. Binlerce hata senaryosu olabilir. Bunları yönetemeyeceğiniz için hata yönetimi mekanizması içerisinde yazarsınız. Mesela şurayı yazmak zorunda değildik, şu kısmı. Ama database kısmı try except içinde olmalı. Çünkü bu kontrol edilebilir.
formdan bana ne tür veri geldiğini işleyebilirim, hesaplayabilirim, engelleyebilirim vesaire. Bana string formatında gelecek, biliyorum bunu. İstediğim aksiyonu yaparım burada. Ama burada yapamam. Bu database'e gidecek, bu işi yapacak. Database yapacak ama ben değil. Ben sadece istekte bulunuyorum. Hiçbir şey bilmiyorum ne olacağına dair. Belki veri tabanı servisi kapalı. Bilemez. Belki benim şu employee'ye insert yapma yetkim kaldırılmış. Database admin tarafından. Bilemezsin ki. Ya da veri tabanı çökmüş. Bu işlemi yaptıktan sonra da bakın şurada return render template var. İndex HTML. Bunun anlamı şu. Özellikle dedim ki bakın get ise bir şey yap demedim. Post ise formdan veri al. Veri tabanına gönder. Şurası ne demek oluyor? Burayı ne için yazdım ben? Ne iş yaptığını sormuyorum. Ne için yazdım? Şu senaryoda. Komple. Hangi işlemde gerçekleşecek burası? Bir hata olmazsa index sayfasına dönmeyecek mi? Hata olursa ben post söyleyeyim. Olmaz. Hata olma ya da olmama durumu post ile alakalı. Bak, if ile return aynı hizada. Bunun anlamı post değilse şuraya girmeyecek hiç. Get gelirse doğrudan render template ile index HTML'i basacak. Yani şurası get ihtimalinde çalışacak. Get'te çalışmak için tasarlandı. Şurada method eşit eşit get yazmamış olmak onu işlemedim anlamına gelmiyor. Burası get'te çalışır sadece. Tamam. Burası da tamam. Employees'e geçelim. Employees veri çekmek için var. Biz kalk. Cursor oluştur. Burada veri çekeceğim için daha basit denebilir. Göreceli. Cursor oluştur. Result. Result olabilir sadece. Cursor üzerinden execute. Builders from employee. If result yani bana gelen employee sayısı sıfırdan büyükse yani bana bir sonuç döndüyse employee'ci cursor üzerinden fetch all sonra return render template employees HTML sayfasına şu isimle employees adıyla gönder. Hatta kafanız karışmasın diye şunu data diyeyim gene. Data olarak göndereyim. Bak bunun aynı örneğini çok basit versiyonla şurada yaptık zaten. Değil mi? Bu sefer veri tabanından çıkıyorum. Tek farkı bu. Employees'e de bir root vermeliyim. Routing. Employees buraya gelince şöyle bir URL üzerinden gelirse burası çağrılacak. Burası da tamam. Hatta yani şöyle de yapılabilir. Şu
şu anki hazır bir senaryo değil ama. Mesela sıfırdan büyük değilsen olacak. O zaman da else diyelim. Örnek. Diyelim ki şöyle bir şey var. Nasıl diyeyim? Employees 2 HTML diye bir sayfa var. Ya da bu şekilde doğrudan böyle gönderiyor. Ya da employees 2 diye bir şey var. Orada da örneğin verilerin listelenmediği bir senaryoyu işlediğiniz bir sayfa var mesela. Buna gerek yok. Ama örneğin mantığını anlamanız için söylüyorum. Çünkü gerekli değil. Burada çünkü employees'i kontrol edebiliriz. Employees HTML sayfasında kontrol ederiz. Eğer onda veri yoksa başka bir HTML çıktı gösteririz. Bunu yaparız yani. Ama isterseniz bu da olabilir. Ama bunu kullanmanıza gerek yok. Burası basit anlamda tamam. Bu da diyor ki haklı olarak X diye bir şey tanımladın ama diyor onu kullanmadım. Da şu isimle ya da ne yapalım bunu? Onun yerine X. Şimdi kalsın. Genel yapı böyle. Çalıştırayım ben bunu. 2 1 çalıştı. İlerledi. Geç. Çalışıyor. Şöyle bir sayfam var. Bu bildiğimiz HTML kısmı. Şu şekilde yaptık. Ben password'e girmeyeceğim. Dom. Okey. No. Page kısmı şöyle. Gönderelim. Post 200 dedi. Geleyim ben buraya. Database'e. Database'e kaydoldum. Bu kadar. Sorunuz var mı? Value'daki S'ler placeholder sadece. Yer tutucu. Parametreli kullanımı yaptık. String concatenation. String birleştirme yaptık. Python'da. Bu da onun aynısı. Şuralara bunlar gelecek. Bu kadar. Şimdi o veriyi listeleme kısmı şuydu. Burası static. Değil mi? Yani ben bunu çağırırsam bu gelecek. Ben burada database'den gelmesini istiyorum. Çünkü şu yapıyı kurdum. Burayı yaptım. Bu veri gelir. Nasıl olacak o? Employees'e geliyorum. Gelemiyorum. Geldim. Sen git. Burası
şu statik alan değişecek. Şöyle yapabilirim. Kopyala. Ve yapıştır. Bizim Flask template'in bunu yapabilmesini sağlar. Employee zero. Zero ne? Bir ne? Şu an sorular kafada. Çalıştı. Evet. 500 hatası. Internal server error. What's the problem? Employees. Hocam for döngüsün alınmadı ya şeyde employees HTML'de. Herhalde ondan dolayı hata vardı. Evet, aynen öyle. Şurayı ben komple şu kısmı alıyorum. Burada internal server error'un nasıl görünüyor diye görmüş olduk. Employee employees. Çünkü buraya ben employees olarak göndereceğim. Ve and for. Sonra içerisine yapıştır. Aralık yapmasın. Şimdi bu nereden geliyordu? Şu employees. Bakın buradaki şuradan geliyor bu isimle. Bu da datayı şu isimle bakın cursor üzerinden alıyordu. Cursor fetch all demek. All dediğimiz şey aslında çoklu veri gelecek demektir. Bunu bir liste gibi getirecek bize. Bu genel bir standarttır aslında. Fetch de fetching işlemi. Veriyi iterasyon şeklinde satır satır okumak, fetch etmek denir. Çok genel tabir bunlar yazılımda. Bu cursor'ın sorgusu ne? Execute. Neyi çalıştırıyor? Bunu. Sunucuda bunu çalıştırınca ne oluyor? Şu kayıt geliyor. Çünkü bir tane kayıt var. Ha, iki tane kayıt yapalım. Bize adam akıllı bir veri getirsin değil mi? Ali Veli. Şimdi uygulama çalışıyordu. Post 500 döndü. Buradaki sorun ne? Fetch'i anladık. We function did not return one. Tekrar. Çünkü orada sorun yoktu. Ali dedi. Post error in app exception on post. Dash dispatch request. İşlemin sonucuna da bakayım. Benim görmediğim bir şey varsa hatırlatmak isteyen araya girebilir. Hocam H kısmı integer olabilir mi? H kısmı string olarak geliyor. Ve ilk kaydı yaptık biz orada. H kısmı.
get post. Burayla ilgisi yok. Şurayla ilgisi olmamalı. Burası geldi. İndeks işlemeye gidiyor. Tekrar. O tekrara geldiğinde post olarak geliyor. Biraz ne hatayı çözdük. Burası kesin de. İşlem başarılı diyor. Database'e yazma olmadı diyor. Çıkar. Integer veriyor. Ama ilkinde niye kaydettim? Sorun integer olabilir ama ilkinde niye kaydettim sanırım? Böyle bir durumda da şunu ya diğer tarafı integer'e dönüştüreceksiniz ya da diyelim şunun aynısını al burayı yapıştır. Apply kaydet finish. Biraz kullan. Şimdi ne olacak? Hatayı açık açık bastım. Çünkü direkt o hatayı verdi. Gel buraya. Eyvah eyvah. Arkadaşlar. Kahve içmedim. Yani şu an saçmaladım. Efsane ya. Formu hazırlayan benim. O hatayı yapan benim. Tabii şurada o veriyi silmem lazım artık. Bunlara ID de vermediğimiz için o da problem. Hocam sorun integer alanına string mi kaydetmemizmiş? Tam evet. Anlamadım. Ben kendim yaptım. Açıklayacağım şimdi. Where name Alice. Bu arada benim uzman olmadığım bir database'dir. MySQL. Hocam direkt trunket yapsanız da baştan temiz temiz şey olsa olmaz mı? O da bir yol. Late. Table. Ama normal delete unsafe diyen güzel, bunu çalıştırdım. Truncate'de bütün veriyi siler arkadaşlar, herhangi bir constraint'e bağlı kalmadan, constraint'leri umursamadan siler.
Benim buradaki hatam şuydu. Kendi tasarladığım formda hata yaptım. Yani şurada H yazıyorum. Ben ad soyad yazıyorum. Siz de söylemiyorsunuz. Integer yerine string giriyor. Bir arkadaş söyledi ama ben onu arka taraftaki şuradaki karşılama olarak anladım. Yoksa belki de arkadaş uyarmıştı bu konuda. Bak şurada H olarak geliyor. Ben bunu string olarak gönderiyorum. Bunda sorun yok. Bunun demek istediğini zannettim. Halbuki sorun şuradan girdi mi veri zaten. Sen veli girersen olmaz tabii. Ali gireceğim. Yaşına 20 vereceğim. Sunucu çalışıyor mu? Hayır. Benim geliştirme hatamdı. Teknik bir hata değil. Mantık hatasıydı. Bu da yazılımda böyle isimlendiriyoruz. Mantık hatası, teknik hata gibi birçok hata yöntemleri var. O girdi. Murtaza. Bu da geldi. İki kayıt da geldi buraya. Şimdi şuradan kayıt gelmedi. Ne diyor? 200. Yalan. Sorunumuz ne? Ha burada employee, for employee, in employees. Employee'nin içerisindeki kaydı göster. Şöyle hocam, yapacağız. Direkt 01 indisi değil de age ve name olarak ulaşılıyor şeyde. Evet. Bu template farklılıkları. Template engine. Şimdi gelecek. Ali ile Murtaza. İki kaydı da aldık. Şu şekilde employees içerisinde döndük. Employee'de bu veriyi gösterdik. Bir döngü olduğu için tabii ki şuradaki itemları biz döngünün içerisine yazdık. Vesaire. Şimdi basit işlemi yaptık. Insert ile update. Düzelteyim. Insert ile select. Burada başka ne yapabilirim? Mesela güvenlikle alakalı bir işlem olabilir. From şöyle bir şey kuracağım. Workzone security import workzone security de şu. Göstereyim. Task. Şu paketi kullanmanız gerekiyor. Kullanıcıdan aldığınız veri şifreleme gibi işlemlere tabi tutmak için mesela. Workzone var. Bunu kullanarak o veriyi şifreleyerek database'e saklayabilirsiniz mesela. Bunlar kullanılabilir. Nerede bu? Security helpers. Bakın burada generate password hash var. Kullanıcının şifresini clear text olarak saklayamazsınız. Mesela ben diyelim 1-2-3-4-5 yazdım şifreyi. Onu 1-2-3-4-5 gibi saklamamanız gerekiyor. Burada bir şifreleme algoritmasını söylüyor. Mesela metodu falan da belirleyebilirsin diyor. Şifreyi ver, metodu yaz diyor. PBKDF2 SHA-256 diyor. Ve salt len 8. Salt teknik bir konu. Bunu benim slaytları açmam lazım. Şöyle göstereyim. Benim LinkedIn profilimden göstereceğim bunu. Çünkü orada bunu paylaşmıştım. Bakın şurada yapay zeka bu. Şurası. Hocam bizde hala Visual Studio ekranı görünüyor ama. Gelir şimdi yine. Gelince söyleyeyim. Geldi mi? Gelen var mı? Geldi hocam şu an.
Bakın şurada güvenli yazılım geliştirme sunumu var. Bu yazılım güvenliği ile alakalı hazırladığım bir şey. Burayı inceleyerek şuradaki hashing ile alakalı konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu sonlardaydı. Aslında şöyle açayım ben. Son kısımlar. Bakın salt ve brute force. Detayları buradan incelemeniz gerekiyor. Çok uzun bir konu bu. OWASP diye güvenlik zafiyetleri var. Bu web security ile alakalı bir topluluk diyelim. Kar amacı gütmeyen bir topluluk. Bunlar düzenli olarak güvenlik zafiyetleri ile alakalı yayınlar yapıyorlar ve onları non-technical olarak, daha doğrusu herhangi bir teknik programlama dili vesaire teknolojiye bağlı olmadan yayınlıyorlar. Genel olarak nasıl çözülür vesaire işin standart mantığını anlatıyor. Bu top 10 listesi içerisindeki genel karşılaşılan zafiyetlerden bir tanesi Insecure Cryptographic Storage. OWASP içerisinde. Burada temel mantığını anlatıyorum. Mesela 3 çeşit ortak genel paralı depolama mekanizması vardır. Plain text, encrypted ya da hashed. Veri, şifrelenmesi gereken veri, mesela kullanıcı parolası gibi ya da kredi kartı bilgileri gibi, bunlar kesinlikle plain text olarak saklanmaz. Bu varsayılan olarak bilmeniz gereken bir şey. Plain text dediğim şey ne yazıldıysa o şekilde kaydedin. Bunlar ya encrypted ya da hashed olarak saklanırlar. Encrypted yöntem teknik olarak geriye çevrilebilir. Encryption'ın decryption'ı vardır. Encrypted ve decrypt işlemleri. Ama hashed işlemi geriye çevrilmez. Kırılamaz anlamına gelmez bu. Bunun teknik detaylarını anlatıyorum işte burada. Yazılım güvenliği kısmında. Mesela hashing encryption değildir. Birlikte ya da birbiri yerine kullanılsa da bunlar birbirinden farklıdır. Encryption çift yönlü. Yani encryption vardır bir de decryption vardır. Geri dönüşümlü bir süreç. Paralı depolaması için genellikle hem şifrelemek hem de şifresini çözmek için tek bir özel anahtar. Symmetric encryption denir buna. Simetrik ve asimetrik olarak ikiye ayrılır bu da. Hashing tarafında tek yönlüdür. Yani dehashing diye bir şey yoktur aslında. Veri hashlenir. Ondan sonra artık o veriyi kontrol etmek için, doğruluğunu kontrol etmek için aynı veriyi aynı algoritmayla tekrar hashlemen gerekir ki onların eşleşip eşleşmediğini bilesin. Kullanıcı verilerini ikisinde de kullanabilirsiniz ama yerine göre. Mesela kullanıcı parolası vesaire gibi işlemlerde genelde hashing kullanılır. Ama bu da bunun kırılamayacağı anlamına gelmiyor. Nasıl? Bir hash anahtarsız tek yönlü deterministik bir algoritmadır hashing. Aynı algoritma aynı parolada her kullanıldığında aynı sonucu üretir. Uzun bir çıktıdır hash bilgisi ama aynı algoritmayla aynı veri yani parola dediğimiz veri aynı çıktı üretir. Bir account oluşturulduğunda şifre hashlenir ve saklanır gibi düşünün. Bir kullanıcı oturum açtığında verilen parola şifrelenir ve veri tabanındaki hashlenir aslında. Ve veri tabanındaki ile karşılaştırılır. Bakın, register kısmında siz kullanıcı kaydediyorsunuz. Ve kayıt ederken de elde ettiğiniz clear text yani plain text veriyi, parola bilgisini 1, 2, 3, 4, 5 gibi alıp hashliyorsunuz, kullanıcı kaydediyorsunuz. Ama o kullanıcı login olacak bir de sisteme. Login olurken de o database'deki kişiyle kullanıcı bilgileriyle aynı olup olmadığını anlamak için kullanıcı giriş yaparken o şifreyi tekrar hashlersiniz. Hashlenmiş karşılığını database'dekiyle, database'deki hash ile karşılaştırırsınız. Aslında plain text halini siz de bilmiyorsunuzdur. Budur. Parola yani hashlenmiş bir parola aslında. Unhashed yapılamaz. Bu kırılamaz anlamına gelmiyor. Anlatacağım onu. Unhashed ya da dehashed diye bir şey yoktur yani. Hashing algoritması kırılmaz, veri kırılır. Brute force ile kırılmak istenen parola ile üretilen parolanın hashleri karşılaştırılarak kırılmaya çalışılır. Hash değil, veri kırılır. Yani doğru tahmini yapabilmek. Brute force tekniği yıllardır kullanılan bir hacking tekniğidir. Ve
Aslında deneme yanılma yöntemidir ama çok hızlı deneme yanılma. Yani saniyede binlerce, milyonlarca deneme yanılma yapılabilir. Birçok yöntemi vardır. Aynı şekilde hashlenmiş bir veri, veri tabanındaki veri ya da herhangi bir yerdeki metinsel olarak hash elimize geldiğinde biz onu kırmak için elimizdeki bir brute force listesiyle, diyelim ki milyonlarca veriden oluşan, şifre, olası şifreden oluşan bir listem var. Ki genellikle bu TXT olarak tutulur zaten. Ve bunları ben hash karşılıklarını alıp o database'deki elde ettim. Yani bir şekilde çaldığım hash'in çıktısıyla aynı çıktıyı bulmaya çalışıyorum aslında. Yani bulduğumda da diyorum ki tamam, benim denediğim parola 1-2-3-4'tü. Çıktısı şu uzun, elimdeki şu uzun hash bilgisiydi. Bu da database'deki hash ile eşleşiyor. O zaman diyorum ki ben buldum bunu. Aslında algoritma kırılmıyor, veri kırılıyor burada. Bu saldırı saniyede milyarlarca deneme yanılma yapılarak gerçekleştirilebiliyor. Teknik olarak GPU'lar üzerinde falan yapınca bu milyarlarca deneme yapılabiliyor. Neyle? Hashcat diye bir yazılım var mesela. İncelersiniz bunu. Hashcat'le, hatta orada şeyi göstereyim ben size. Hashcat. Burada kırılan algoritmalar var mesela. Bakın şurada bir liste var. Features. Burada da GPU driver requirements kısmını da anlatıyor. Onlara da bakabilirsiniz. Yapay zeka ile ilgili olanlar bilir. GPU, CPU'dan çok daha fazla hesaplama kapasitesine sahiptir. O yüzden GPU'da çok daha hızlı yapılabilir. Desteklenen zımbırtılar, bakın algoritmalar, kırılan algoritmalar şunlar. Workshop'ta neydi? Bak diyor ki burada SHA-256. Bakıyorum mesela, bu bir örnek tabii ki. Farklı algoritmalarla da yapabilirsin. Ama default olarak bir örnek veriyor burada. Diyor ki, bakın SHA-256, bu kırılır diyor. MD5, son 10 yıldır Hello World olarak kırıyoruz bunu. Güvenlik tarafında Hello World gibi bir şey, MD5. MD4 zaten geç. Bu kırılanlar listesi. Bakın SHA-1, SHA-2 vesaire. Bu listeleri inceleyebilirsiniz. Onlara bakın. PBKDF2 HIMEC SHA-256 da burada var. Burada ne diyordu? PBKDF2 SHA-256. Yani bunu kullanırsan aslında şu yöntemi kullanmak değil. Metot olarak bunu kullanırsan kırılabiliyor bunlar. Ha, hashcat'in kıramadığı çok az algoritma vardır. Mesela GW2 kullanayım dersen, ki uzun bir hash'li veri üretir aslında. JSON Web Token. Fark etmez, onu da kırıyorum diyor yani. Burada. Ya da Python Paslib var mesela. Onun içerisinde de SHA-256, SHA-512 bunlar var. Onları da kırıyor. Kerberos geçiyorum. Bcrypt mesela dünyada en çok kullanılanlardan bir tanesidir. Onu da aynı şekilde. Tabii farklı güncellemeleri var. Onları araştırmanız gerekiyor. Mesela MS SQL tarafında login 2014, 12, 5, 2000 vesaire bunlar. PostgreSQL'de bazı verileri kırabiliyor. Oracle'da kırıyor. Yani bunun aslında database'in gücüyle ya da teknolojinin gücüyle alakası yok. Kullanılan algoritmanın ve oradaki ortamın kapasitesiyle alakalı. Yönetim vesaire bunlarla alakalı. Mesela BitLocker bu işletim sistemi tarafında çok sık kullanılan bir şeydir. Onu da kırıyor. PDF tarafında şu bu vesaire. Zip dosyaları. Django. Django içerisinde diyor ki mesela gene aynı. İşte şurada bir, çünkü WorkZoo kullanıyor olabilir arka tarafta. Aynı SHA-256 algoritması diyor, o da kırılıyor diyor. Bunlar üzerinde çalışır. Başka SALT, bunu anlatmak istiyorum biraz da. SALT ile brute force saldırısı biraz daha, yani parolanın, hashlenmiş parolanın kırılma ihtimali biraz daha zorlaştırılır ama engellenmez.
salt bir parola şifrelenmeden önce kendisine eklenebilen herhangi bir veridir aslında. Yani aynı parolaya eşsiz saltlar uygulandığında şifre çıktısı farklı olur. Parolan 1-2-3-4'tür ama sen buna ekstra database'de tuttuğun, o kullanıcının belki belirlediği bir saltı eklediğinde 1-2-3-4 verisi sadece senin elinde olan bir salt ile değiştirildiği için tahmin etmesi zorlaşılır. Yani 1-2-3-4 değil, belki arka tarafta 1-2-3-4 X, Y, Z vesaire sen bir şey ekledin ona salt olarak. Bunun çıktısı hash olarak değiştirildi. Gibi bir şey. Bunları inceleyebilirsiniz. Geçelim. Bununla ilgili bir entegre yapacağım. Import generate word hash. Bir de bunun kontrolü gerekiyor. Check password hash. Ve şunu kurmadım bu makineye. Yani şekilde sonra. Evet. Bunun adı neydi? Bakayım. Hocam bölmek istemem ama kaça kadar devam edeceğiz acaba? İsim nedir öncelikle? Rukiye. Rukiye. Bu örneğim de biraz zaman alır. 11 gibi biter. Tamam. Şimdi evet, temel tanımlamayı yaptık burada. Sonra kullanıcı giriş tarafında bir password alanımız vardı. Onu kullanacağız. Şuradan password girilecek. Zaten o yapı hazır. Ama database tarafı hazır değil. Buna da alter table password. Bu da böyle bir şey olsun. Bu arada MySQL tarafında uzman değilim ben. Benim uzmanlığım SQL Server, Oracle, PostgreSQL üzerinde, Ama bunu da kullanıyorum örneklerde. Yoksa çok sevmiyorum aslında MySQL kullanmayı. Gıcık olduğum da söylenebilir. Bu da tamam. Evet, şimdi şurası benim veri girişi yaptığım yer. H'i aldım. Bir de ek olarak password. Password zaten var değiştiğim halde. Bunu da aldım. Burada aslında şöyle kalsın orası. Üstüne bir de bunu ekleyeyim. Şöyle. Bunu da password. Burası tamam. Password'u da aldık. Burada göstermeye gerek yok şifreyi. Bir giriş tarafı tamam. Bir girişte tabii ki şu şekilde yaparsam clean text olarak, yani plain text dediğimiz, doğrudan 1-2-3-4 yazdıysa doğrudan veri tabanına gider. Ben bunu diyorum ki şu yukarıda eklediğim generate password hash'i kullanarak, WorkSock üzerinden onu kullanarak hash'leyeyim. Veriyi aldım. Doğrudan ona parametre olarak gönderdim. Artık bu hash'lenmiş veri olacak. Olmasını bekledim. O zaman 45 karakter yetmeyebilir. Karakter uzunluğunu hatırlamıyorum ama şöyle yapayım ben. Çünkü hash'lenmiş veri olacak. Bu sefer 15 karakterlik şifre kuralını uygulayamazsın. Çünkü hash'lenmiş bir veriyi tutacaksın orada. Hash'lenmiş veri çok daha uzun olur. Sorun olursa gene uzatırız. Burası tamam. Flask run diyelim. Sen dur.
Tamam mı? Cengiz. Altı. Şifre. 9876 5 4. Diyelim. Harika. Seni almasak şaşardık sen. Password. Etro. Password var. Bu var. Bu burada. Bu gelmiş. Database'de güncelleme mi olmadı? Oldu gibi söylüyor. Tekrar okuyayım hatayı. Hocam 70 karakterden fazla tutuyor olabilir. Long for column password at one. Şunu düz hesap. Hata açıklamasında zaten direkt derdini söylüyor arkadaş. Ayşe Fatma. 26 şifre. Hata vermedi. O zaman hadi şunu uygulayalım. Evet. Bakın şöyle bir default olarak tuttuğu algoritma şu. Algoritmanın çıktısı bu daha doğrusu. Veri bu. PBK'de F2 SHA-256. Bu kendisi aslında onu sonradan okuyabilmek için, check edebilmek için böyle başına bir veri ekliyor. Bunun algoritmasını ekliyor. Ondan sonra da veri ekliyor. Şuralarda 1, 2, 3, 4 yazdığını düşünün. Yani hacker bunları hacklediğinde diyelim. Veriyi aldığında doğrudan gözle okuyarak bu veriyi elde edebilir. Ama şunu kırması gerekiyor. Algoritmayı zorlaştırdıkça bunu kırma yöntemi de o kadar zorlaşır tabii ki. Ama cracker'lar isterse kırıyor arkadaşlar. Siz hocam, sadece... Hocam peki bu hash'in uzunluğu hep aynı mı oluyor? Biz diyelim ki şimdi 100 yazdık. Başka bir şifre için bu da yeterli gelmeyebilir mi? Bu hash algoritmasında çıktı o kadar olur. Ama veriye göre çıktı şeyi değişir. Veriye göre hash değişir ama boyutu aynı kalır. Diyeyim, özet olarak. Anladım. Yani mesela şifre için en az 8 haneli dedik. Ama 8'den uzun yazanlar da oldu. O zaman hash'in boyutu değişir mi onu merak etmiştim. Yok. Hash aynıdır. Tamam. Teşekkür ederim. Evet. Bugün daha uzatmayalım arkadaşlar. Farklı farklı konulara girersek biraz daha uzayacak. Yarın buna biraz devam ederiz. Sorularınız varsa onları da inceleriz. Bunun şu kısmını inceleyeceğiz mesela. Check password hash. Buna bakacağız. O da basit bir şey. Çok uzamaz. Sadece ya kullanıcı kayıt oldu diyelim bu bilgiyle. Onu hashleyerek sakladınız. Sonradan kullanıcı login olmaya çalışıyor. Onu da check password hash ile yapabileceksiniz. Onun örneğini yapacağız. Çünkü artık veri hashlenmiş bir şekilde saklanıyor. Veri tabanında. Vesaire. Evet, sorularınız varsa alayım. Yoksa ders bitti. Çıkmak isteyenler, acelesi olan çıkabilir.